Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde eşkar yöntemini kullanarak soru çözme ile ilgili ikinci bir örnek yapacağız. Bir maksimizasyon problemimiz var. X artı 3y, bunu maksimize etmek istiyoruz. Koşullarımız, sınırlarımız x artı y küçük eşittir 7, x artı 2y büyük eşittir 8, y büyük eşittir 3 ve tabii ki negatif olmamak koşulumuz da var. Ben şimdi ilk olarak bu eşitsizliklerin aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini size göstereceğim. Hemen aşağıda bütün bu koşulların aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini yeşil taralı alan olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Uygun çözüm bölgesi. Bu uygun çözüm bölgesinin de toplamda 4 tane köşe noktası var. Biz normalde nasıl çözüyorduk grafik yöntemle bu soruyu? A, B, C ve D noktalarının koordinatlarını buluyorduk. Koordinatları bulduktan sonra bunları da amaç fonksiyonumuzda yerine yazarak hangi noktanın amaç fonksiyonunun en büyük yaptığını belirleyerek optimum çözüm şu noktadadır ve optimum çözüm, işte değerimiz, fonksiyonumuzun optimum değeri de şu değerdir diye ifade ediyorduk. Öte yandan eşkar doğrusu dediğimiz doğrularda ise yapacağımız işlem nedir? Z eşittir x artı 3y bizim amaç fonksiyonumuz. Burada z farklı değerler alacak. X ve y bizim karar değişkenlerimiz değiştikçe, ürettiğimiz ürünler değiştikçe karımız da ona bağlı olarak değişecek. Ben z'nin yerine farklı sabitler veriyorum ve birbirine paralel olan, birbirlerinden sadece bir sabit kadar farklılık arz eden eşkar doğruları çiziyorum. Bu eşkar doğrularının uygun çözüm bölgesine teğet olduğu veyahut da uygun çözüm bölgesini z değişkenine, z ifadesini farklılaştırdığımızda bir birim arttırdığımız zaman veya 0,1 birim arttırdığımız zaman uygun çözüm bölgesinin dışında bir kar elde ettiğimiz noktayı bulmaya çalışıyoruz. Birbirine paralel doğrular, eşkar doğruları çiziyoruz ve bu eşkar doğrularının hangisinden sonra çizeceğimiz eşkar doğrularının uygun çözüm bölgesinin dışında kalacağını belirlemeye çalışıyoruz. Uygun çözüm bölgesinin dışındaki noktalar bizim kısıtlarımıza uygun olmayan noktalardır. İngilizce olarak infeasible bölgedir. Yani olurlu olmayan bölgelerdir onlar. Bu bölgelerde çözüm mümkün değildir. Çünkü koşullarımıza uymaz. Şimdi bir sonraki grafikte ne yapacağım? Bir sonraki grafikte x artı 3y'ye farklı değerler vererek ne yapacağım? Birbirine paralel olan eşkar doğruları çizeceğim. Ve bunlardan hangisinin optimum çözümü çözüm olduğunu, optimum çözümü verdiğini ne yapacağım? Göstereceğim. Bakın şimdi aşağıdaki grafiğimize bakalım. Ben rastgele sayılar seçerek birkaç tane ne yaptım? Eşkar doğrusu çizdim. Bunlardan bir tanesi x artı 3y eşittir 7. Bakın x artı 3y eşittir 7. Bu bir eşkar doğrusu. Dikerseniz uygun çözüm bölgesinin içerisinde değil. O yüzden bu bir kere bir uygun çözümlü olamaz. Ve bu uygun çözüm değil. Neden? Uygun çözüm olması için bütün koşulları, kısıtları sağlaması gerekmekte. X artı 3'e eşittir 7 benim bütün koşullarımı sağlamıyor. Uygun çözüm bölgesi şu yeşil ile taralı olan bölgeydi. Bu bölgenin içerisinde değil, bu bölgenin dışında beyaz alanda kalmış.
Öte yandan x artı 3y'ye 11 dediğimizde artık benim çizdiğim şu kesik kesik olan çizgi dikkat ederseniz ne yapıyor? Uygun çözüm bölgesini B noktasında kesiyor. Artık bu bir uygun çözüm. Yani bu ilk uygun çözümümüz. Neden? Bundan önceki çizeceğiniz diğer yani 7 ile 11 arasında karımız 7 ile 11 arasında değiştiği zaman çizeceğimiz paralel doğrular hep beyaz bölgede yani olurlu olmayan, uygun olmayan bölgede olacaktır ve onlar benim kısıtlarımı sağlamayacaktır. Öte yandan x artı 3 eşittir 11 kar doğrusu uygun çözüm bölgemizi yani bu yeşille taranmış olan uygun çözüm bölgesinin köşe noktası olan B'de ne yapıyor? Bölgeyle kesişiyor arkadaşlar. O yüzden bu benim neyim? İlk aslında uygun çözümü. Öte yandan bu bölgenin daha üst kısmında boşluklar var. Bu da benim neyi yapabileceğimi göstermekte. Şunu yapabileceğimi göstermekte. Ben karımı arttırmaya devam edebilirim. Yani bu doğruyu yukarı doğru hareket ettirecek olursam karımı arttırabilirim diye bakıyorum ve bir başka kar doğrusu daha çiziyorum. X artı 3'ye eşittir 16. Bu da uygun çözüm bölgesine dikkat ederseniz şu parçası uygun çözüm bölgesi içerisinde. Ama yine benim uygun çözüm bölgesi içinde bunu fazlalaştırabileceğim, karımı arttırabileceğim gözlüyorum. Ve ne yapıyorum? Bir tane daha çiziyorum. X artı 3y eşittir 21 diye ve şunu gözlemliyorum. Artık x artı 3y eşittir 21 doğrusu bu kar doğrusu benim bölgemin A köşe noktasındaki burası 0 0'a 7'dir. Burası 0'a 7'dir. Bu noktada ne yapıyor? Bölgeyi kesiyor ve bundan sonra çizeceğimiz yani mesela x artı 3y eşittir 21,01 gibi bir doğru bile çizecek olsam artık uygun olmayan ne olacaktır? Çözüm bölgesinde olacaktır. Benim neyim arkadaşlar? Bundan sonra çizeceğim her türlü eş kar doğrusu. Yani çizeceklerinizin hepsi birden ne olacaktır? İstediğiniz kadar 21'den büyük olan eşkar doğrularını çizin. Bunlar olurlu olmayan çözüm bölgesinde yani kısıtları sağlanmadığı bölgede yer alacaklardır. Zaten problem de hani buradan kaynaklanıyor. Bizim koşullarımız olmasa biz karımızı istediğimiz kadar arttırabiliriz. Yani sadece x artı 3 eşittir 21 dediğimizde 21 lira kar elde ediyorum. Eğer benim koşullarım olmasa ben zaten karımı istediğim kadar arttırabilirim. Ama gerçek hayat böyle değil. Gerçek hayatta ne söz konusu? Bizim sahip olduğumuz kaynaklar, bunlar sermaye olabilir, bunlar emek olabilir, kısıtlı eğer üretim yapıyorsanız. Bunun dışında diyet yapıyorsanız, diyette kullanacağınız ürünler gene sınırlı. Yani siz sınırsız sayıda ne yiyemezsiniz? İşte pasta yiyemezsiniz. Sınırsız sayıda ne yiyemezsiniz? İşte protein alamazsınız. Her şey kısıtlara bağlı. Doğal olarak kısıtlarımız söz konusu olduğu için kısıtlara bağlı optimizasyon yapıyoruz. Ve x artı 3'ye eşittir 21'den sonra çizeceğimiz bütün kar doğruları evet 21'den daha büyük kar elde etmenizi olanak sağlar ama bunlar ne değildir? Bunlar uygun çözüm bölgesinin içerisinde yer almaz. Yani bunlar kısıtları, koşulları sağlamaz. O yüzden uygun çözüm olamazlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bu eşkar doğrularını nasıl çizeceğiz? Arkadaşlar bunu çizmenin aslında direkt bir yöntemi yok. Biz burada biraz deneme yanılma yöntemiyle
ne yapacağız? X artı 3y'nin 3y'ye farklı sabit değerler vereceğiz ve bu farklı sabit değerlerin grafiğimizi terk ettiği noktayı görmeye çalışacağız. Yoksa bunun için özel bir kural, işte şu kadar arttırın, şu sayıdan başlayın diye söylemem mümkün değil. Yine ben ne yaptım? GeoGebra'da sizin için animasyonlu, yani bu eşkenar doğrularının hareketli olarak görebileceğiniz, birden fazla eşkenar doğrusunun hareketli olarak görebileceğiniz bir grafik hazırladım. Onun da linkini size vereceğim. Orada da kendiniz inceleyip nasıl değiştiğini, bu eşkenar doğruların nasıl hareket ettiğini gözlemleyebilirsiniz. Hangi noktada kestiğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, böylelikle eşkenar doğrularıyla ilgili son örneğimizi de bitirmiş olduk. Bir sonraki örneğimizde ne yapacağız? Onu da ifade edelim. Bir sonraki örneğimizde artık eşkenar değil, eş maliyet doğrularıyla ilgileneceğiz. Yani minimizasyon problemleriyle ilgileneceğiz. Bir minimizasyon probleminde de artık biz maliyeti minimize etmeyi maliyeti minimize ettiğimizi varsayacağımız için eş maliyet doğruları çizeceğim. Aynı mantıkla sadece bu sefer çizeceğimiz eş maliyet doğrularının yönü farklılaşacak. Bu sefer onlar orijine doğru yaklaşacaklar. Burada çizdiklerimiz, dikkat ederseniz, orijinden uzaklaşıyor. Eş maliyet doğrularında ise orijine giderek yaklaşan eş maliyet doğruları çizerek minimizasyon probleminin çözümünü bulacağım. Evet, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyerek dersimizi sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.